Altunhisar ilçemizde patates ekici üreticilerimizle, birlikteyiz bugün. Arkadaşlar ekim yapıyordu, bizi görünce durdular. Gübre yüklemesi yapıyorlar, gübre dağıtımı yapacaklar şimdi. Dertlerini bir de kendilerinden dinleyin bence. Bu akaryakıtı bir düşürsünler, akaryakıtı, ceylanı. Kuyulardan bu yıl 200 bin liraya su arayacak, bir saat suyu 200 bin liraya. Kaç para biliyor musun? Kaç para? Böyle enflasyon, böyle zam mı olur? 30-40 liraya çıkarılır mı bir mazot öte verse? Biz battık. Gübreye kaça aldın? 15 ton gübreye ne ödediniz? 3 bin liralık üre 16 bin liraya çıktı. Böyle zam var, öyle olmadı mı? Sonra düşürdüler 3 lira. Üre bir çare bulsunlar. Üretiminizde düşüş var mı? Artış mı var, düşüş mü var? Düşüş var. Düşüş. Bu yıl ben 50 dakika ekiyordum, bir dakika ekmeyeceğim. Ekemedik. Ha, bu yıl ekemiyorsunuz. Ekemiyorum ben ya. Ben 150 kilo gübre kullanıyordum. Şu anda 120 kiloya düşürdüm. Peki zaten bundan biz nasıl verim alacağız? 5 ton alıyorsak 4 ton, 3 ton alacağız. 13 bin liraya çıkmış ürenin çuvalı, pardon tonu. Biz bunu 3.000-3.500 liraya alıyorduk. Mazotun litresi 6.000 liraydı. Şu anda olmuş 22 bin lira. Kaça katladı? Biz zaten ekime başladığımız zaman bu adam zam veriyor. Sürekli zam. Artık biz yani bunun altından kalkamıyoruz. Buna bir çare bulsunlar. Çiftçiyi hiç destekleyen yok. Hadi çiftçiye destek veriyorum diyor. Adam yıllar önce gitmiş buradan Ankara'ya, İstanbul'a geliyor tarlam diye. Çiftçinin desteğini tarla sahibi alıyor. Bu nasıl bir destek veriyor çiftçiye? Gitsin baksın çekasasına. Hangi çiftçinin olursa olsun 100 dakar, 200 dakar, adamın ektiği, benim ektiğim 500 dakar tarla var, aldığım 115 dakar çekasa. Buna da bir çare aradılar. Hani o da yok. Yani ÇKS'niz olmayınca desteklemeden yok, destek alamıyoruz. Adı çiftçiye destek veriyorum diyor. Böyle bir destek nerede? Hiç görülmüş mü? Yani bunu ilgilensinler artık. Bilmiyorum, adam hiç tarla ekmiyor. Ben çiftçiyim diyor. Gidiyor tarlaya yaptırıyor. Desteğini o alıyor. Hani çiftçinin aldığı destek? Ondan sonra çıkıyor, ben şu kadar çiftçiye destek veriyorum diyor. Biz bu desteği hiç görmüyoruz. Aldığım 115 dakar çekese benim. Desteğim de bu. 500 dakar tarla ektim. Gelsin tek tek göstereyim. Mazot 22 bin lira nasıl ekeceğim? Bir defa mazot duran ben. Gidip tarla ekip geliyordum. 300 liraya, 400 liraya, şimdi 1500 liraya doldurdum bugün. İnanın mı 2 lira kadar yetmez, biter gelir. Doğru. Ne olacak bu? Nasıl ekeceğiz? Biz ekmezsek kim ekecek bunu? İşte böyle olursa hepimiz bırakacağız yani. Zarar. Hangi bankaya varsanız varın, borcumuz var. Bilmiyorum, tarım krediye varıyorsun. Zaten 10 lira fazla. Adı devletin. Fiyatlar mı? Fiyatlar, gübrelere. Orada da 10 lira fazla yani. Hangisinde olursa olsun. Gitsinler baksın, adı tarım kredi diyorlar. Tamam. Gidiyor, uyuyor, alıyoruz. 10 lira gübre. Ona varıyorsun 12 lira. Tarım krediye de yüksek ya. Bilmiyorum, biz bu işin içinden çıkamadık. Ya köylü ekip dikemezse maliyetten öteri tabi fırınlarda kuyruk amen ne olacak? Ekmek 10 liraya olsun bıçaya göre yine ucuz. Başkanım çiftçiye destek vermezse, çiftçinin mazotu ucuz vermezse çiftçi bitti. Artı ben hayvancılık yapıyorum. O da aynısını. Keza bir yan 300 bin lira olmuş çuvalı. Ben şimdi sütü bana diyor ki 5 bin liraya. Benim 5 bin liraya bırak, 7 bin liraya olsa yine kurtarmaz böyle yeme. Yeme ucuz, bir sütü de ucuz al. Biz fazla bir şey istemiyoruz, sadece karnımız doysun yeter. Çiftçi üretim yapmak istiyor ancak yeterli desteği göremiyor. Ürünlerin çok yüksek olması, yani girdi maliyetlerin aşırı yüksek olmasından dolayı yeterli ekim yapılamıyor. Alanlar genelde boş. Bu bölgede %50 patates ekiminde düşüklük var mesela. Ekin demesi kolay. İnsanlar her yere ekin diyorsunuz ama yeterli desteği vermiyorsunuz. Gübre fiyatları almış başını gitmiş. Mazot deseniz öyle. Elektrik, sulamada kullanılan elektriğin fiyatı %100'leri geçen zamlara ulaşmış. Yani bu çiftçi bu maliyetlerle bu işin altından kalkamaz. Ekim alanları düşerse üretim azalır. Tüketiciler de zor şartlarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalır. Zaten yüksek enflasyon var. Paramızın değeri belli. Alımda zorlanır tüketim. Geçen sene şekerin tonunu 1800 aldık başkanım. Bu sene 7100 aldık. Bu maliyetleri yüzünden geçen sene 100 kilo şeker atıyorduk. Şu an 50-60 kilo kuşatmak zorunda kalıyoruz. Ha, ürünümüzde düşüklük kalitesi nasıl olur bilmiyorum ama inşallah Allah sonumuzu hayırla getirir. Yani verim kaybı da yaşayabiliriz. Yaşayabiliriz tabii. Geçen sene attığımız gübrenin yarısını atıyoruz başkanım şu an.
Yani. Atamıyoruz ücretten dolayı. Tarım krediden geçen sene 20 milyarlık benim limitim vardı. Ektiğim patatesin bütçesinin yarısını alıyordum. Bu sene 100 milyarlık limit açtırdım. Gene yetti. Ekim alanın düştü. Ekim ekeceğin alan geçen yıla göre. Geçen yıla göre düşük tabii. Yarı yarı. Bizim köyümüzde bile düşük var yani. Tek ben değilim başkanım. Sen sene benim Kayseri Sarı'da 1500 tane patatesim vardı. Bu sene 200 tane. Hepsi. Hepsi. Tamam. Bura hariç 1500 tane oradaydı. Aynen. Su, ona keza elektriklere gelen zamda. Biz geçen sene 75-80